Merhaba arkadaşlar. Üniversiteliler burs almak istiyor ve burs veren kurumları merak ediyor. Bizler de sizlere bu videomuzda tüm burs veren kurumları aktardık. Ee, bu link yani bu başvuru linklerini aşağıya bırakacağız. Sizler oradan e, bu sitelere giderek başvurabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve en önemlisi abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da, da hemen videomuza geçelim. Birinci sırada Ahbap var. Ahbap başvuru şartları şudur. Gelir düzeyinin yüksek olması, lisans düzeyinde eğitim görüyor olması ve not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması, en fazla 3 tane dersen başarısız olması, üst sınıfa geçiş hakkının bulunması. 1. sınıf öğrencilerinin ÖSYM puanının geçerli olması, ulusal ya da uluslararası bilim sanat gibi yetenek gerektiren işlerde başarılı olmak başvuru şartlarından biri. Zaten tüm e, kurumlarda böyle değil, yani tüm kurumlarda böyle değil kesinlikle. E, her kurum ayrı şartları var, onları da açıklayacağız. Linkler aşağıda arkadaşlar. İkinci sırada Aktaş Eğitim Vakfı var. Başvuru şartları en az 4 yıllık örgün eğitim öğretim düzeyine eğitim veren üniversite kurumlarında ya da teknik kurumlarda olmak, yani herhangi bir üniversitede okumak, en fazla 26 26 yaşında olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak, gelir desteğine ihtiyaç duymak, herhangi bir yerde tam zamanlı olarak çalışmaması, başka bir kurumdan ya da vakıftan burs almaması bakın burası önemli başka bir vakıftan veya kurumdan burs almayacaksınız bu da önemli adli sicil kaydında bulunmaması gerekiyor Üçüncü ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Burada önemli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu hizmetlerinde yasak olmamak, kurumun belirtili lisans bölümlerinde eğitim görmek. Onu da zaten bıraktığımız linklerden görebilirsiniz. Herhangi hangi lise lisans bölümünde olmanız gerekiyor. Görebilirsiniz. Ve üniversiteye giriş yılından itibaren öğrenim gördüğü kurumun belirttiği süreyi aşmamış olmak bu önemli kurallardan biri. 100 üzerinden en az 80 ortalamaya da sahip olması gerekiyor öğrencilerin. Evet e, sıradaki yer e, Ateg Vakfı ve başvuru şartları Türkiye vatandaşı olmak, en az 4 yıllık örgün eğitim düzeyinde eğitim veren üniversite kurumlarında okumak, en fazla 24 yaşında olmak, gelir desteğine ihtiyaç duyulması, herhangi bir yerde sürekli çalışıyor olmaması gerekiyor öğrencilerin. KYK ve engelli bursu hariç, bakın burası önemli, KYK ve engelli bursu hariç başka bir yerden burs almaması gerekiyor öğrencinin. Onu da aktaralım. Bunun da linki yine açıklamada ve yorumlarda. Sıradaki vakıf e, Sütaş Eğitim Bursu. Başvuru şartları düzenli olarak bir firma ya da başka bir yerde çalışmaması gerekiyor öğrencilerin. Gelir düzeyinin düşük olması, KYK bursu hariç başka bir kurumdan burs almamak birçok e, kurum bunu istiyor. En fazla 23 yaşında olmanız gerekiyor ve birinci vatandaşı olmayan yabancı öğrencilerin Türkçe okuyup yazabilmesi, toplumsal kurallara ve değerlere uygun davranışlar sergilemek. Sütaş e, Eğitim Bursu da bu şekilde. Bir sonraki yer Emine Ceren Özveri Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başvuru şartlarını hemen belirtiyoruz. Üniversite okurken yurtta yaşıyor olmak, bakın burası önemli, yurtta yaşamanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, KYK bursu hariç başka bir kurumdan burs almamak, hazırlık okuyan öğrencilerin başarıyla birinci sınıfa geçmiş olması ve not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması. Yani burası da bu şekilde başvuru şartı istiyor. Zaten birçok eğitim vakfı baktığımızda KYK bursu hariç başka bir burs alınmamız gerektiğini de belirtiyor bunların linkleri tabii ki aşağıda. Bir sonraki İstanbul Belediye Genç Üniversite Eğitim Yardımı. Ee, eğer ki sizler İstanbul'da okumuyorsanız burayı hemen geçebilirsiniz. Çünkü bu bursdan sadece İstanbul'da yaşamak e, ya da anne babanın Herhangi bir yakınının İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor bu burstan yararlanmak için eğer İstanbul'da yaşamıyorsanız bu burstan yararlanamıyorsunuz onu da belirtelim lisans veya ön lisans okumanız gerekiyor tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor ve %100 burslu okumak için devlet üniversitelerinde eğitim görüyor olmak veya özel üniversitelerde %100 burslu okuyor olmak gerekiyor. Gelir desteğine de ihtiyaç duymanız gerekiyor. Bir sonraki ise Erciyes Organ Nakli Vakfı. Başvuru şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak tabii ki. Özel veya devlet üniversitelerinde tıp, sağlık bilimleri alanında lisans eğitimi görmek. Burası çok önemli. Yani Erciyes Organ Nakli Vakfı sadece tıp sağlık bilimleri alanında lisans eğitimi görenlere vakıf e, burs veriyor. Eğitim sırasında organ nakli konusunda çalışmalar yapmak, gelir desteğine de ihtiyaç duyulması halinde yine burası da e, sizlere bir burs veriyor. Bunun da tabii ki linki açıklamada ve yorumda olacak. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bir sonraki Şimdiki sıra NSK grupta başvuru şartlarını hemen belirtelim. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Atatürk ilkelerine bağlı bir genç olmak, güvenilir geleneklere bağlı ve milli duygulara sahip olmak, askerliğini yapmış veya ilişkisi bulunmayan, gelir desteğine ihtiyaç duymak, başka bir firmada maaşlı olarak çalışmıyor olmak, herhangi bir kurumdan, vakıftan burs almıyor olmak ve not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 puan veya 4 üzerinden en az 3 olmak, adli sicil kaydının da bulunmaması gerekiyor. Burs başvuru yapacak öğrencilerin NSK gruba. Yaman Türk Vakfı ve başvuru şartları ise şu şekilde. KYK bursu e, dahil başka bir kurumdan burs almamak, gelir desteğine ihtiyaç duyulmaması, birinci sınıf ve hazırlık hariç üniversitelerde lisans eğitimi almak, başarı ortalamasının en az 4 üzerinde ve 2,75 olması gerekiyor. Bu Yaman Türk Vakfı'ndan da burs almanız için... Ee, tabii ki aylık ücretler bu seneye göre değişecektir. Enflasyona göre elbette değişiklik gösterecektir. Onu da sizlere belirtelim. Linki bunun da aşağıda olacak. Bir sonraki eğitim vakfımız Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA. TÜBİTAK tarafından e, ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilere aylık burs veriliyor. Şu anda 300 TL ama dediğimiz gibi bu rakamlar eski rakamlar. Bu sene enflasyona göre tabii ki artış olacaktır. Hatta birçok bursta iki katı artış oluyor. Muhtemelen bu da 700-600 olacaktır. Bu burs ücretlerinin yeni dönemde artması bekleniyor. Henüz yeni başvuru tarihleri duyurulmadı. Önümüzdeki dönem üniversiteliler e, açılana kadar burs başvurularının alınmaya başlanması da bekleniyor. TÜBİTAK tarafından 24 yaşından küçükler tabii ki alabiliyor. E, bir sonraki... Türkev, Türgev daha doğrusu, Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı, Türgev Akademi burslarını İstanbul'daki üniversitelerin örgün eğitim programlarına devam eden lisans öğrencileri başvuru yapabiliyor. Onu da hatırlatalım sizlere. Burs almaya hak kazanan adaylar Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 9 ay boyunca burs ödeniyor. Burs ücretleri Türgev Akademi Koordinatörü'nün teklifi ve genel müdürünün onayı ile belirlenmektedir. Onu da sizlere belirtelim. Şimdi son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü e, birçok kişi duymuştur ama duymayanlar için de hemen belirtelim. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Bursu başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 15 Kasım'la 1 Ekim tarihleri arasında alınmıştı ama bu yıl Eylül'ün sonunda muhtemelen başvurular açılacaktır diye tahmin ediliyor. E, burs ücreti aylık 650 TL ama bu eski yani geçen senenin muhtemelen bu sene enflasyona beraber 1000 TL'yi geçmesi bekleniyor burs ücretinin. Bu yılda Benzer şekilde sürekli bir işte çalışanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, polis ve askeri okul öğrencileriyle okulu uzatanlar vakıflar genel müdürlüğü bursundan yararlanamıyor. Bunun altını çizelim. Ve aynı şekilde en önemlisi KYK bursu alan öğrenciler yine vakıflar genel müdürlüğü bursu alamaz arkadaşlar. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.